Merhaba arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yanımda Ece var. Ben buraları karıştırabilir miyim? Karıştırabilirsin. Sizin için şöyle bir tane dergi hazırladık. Tak kanka, hepsini tak. Sizinle birlikte sosyal medyada bize sorduğunuz dedikodulu, kaoslu bütün soruların hepsini cevaplayacağız arkadaşlar. Birbirimize, birbirimizle alakalı soruları da soracağız. Ben toka takmaya geldim. Benim bir şeyden haberim yok. Ece ile nasıl tanıştınız? Çok komikti. Anlatayım mı? Anlat. Arkadaşlar, ben aslında dedikodu hiç sevmem. Dedikodu yapmak da istemiyorum. Kimse de kırılmasın, alınmasın. Çünkü benim karnımda bebek var. Lütfen bana kötü davranmasın kimse. Ben sadece olanı anlatıp çekileceğim. Aslında anlatmak istemiyorum ama şu anda çok canım çekiyor anlatmayı. O yüzden anlatacağım. Bir keresinde ben Özgür'le tanışmıyordum. O zaman bir arkadaşımız vardı. İsmi lazım değil, baş harfi Duygu. İşte onunla kavga ediyorlardı o zaman canlı yayınlarda falan. Ben de Duygu'yla arkadaştım diye Duygu'yu savunmuştum. Ondan sonra hayır sana ne değil mi gerizekalı. Ondan sonra ben Duygu'yu savunmuştum. Sonra Duygu en büyük kazanı bana attı. Sonra ben bir baktım. Aa, kazık yemişim. Sonra hep beni savunmaya başladı. Ondan sonra o gün bugündür Özgür'ü savunuyorum. Ne bir baktım, aa kazık. Cansu'nun başına gelenler hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun başına gelen tufanlar hakkında? Hesabı kapanmış, bir şeyler olmuş. Hiç bilmiyorum. Abi bana sormayın ya. Ben konuşuyorum, durmuyorum. Ben çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok başarılı bir TikToker olduğunu düşünüyorum. Cansu'nun. Evet. Hesabının gidişine gerçekten çok üzgün ve de mutsuzum. Ama onun dışında inşallah açılır çünkü ben kendisini çok seviyorum. En sevmediğin TikToker? Hepsi. Kendimi birinci en çok seviyorum, ikinci Özgür'ü ikinci en çok seviyorum. Üçüncü de Yiğit Miran Official. Benim oğluşum. Benim en sevmediğim TikTok fenomeni fık fıkçı. Kişileri sevmem. Ben de. Her videosunda en sevmediği kişi olarak beni söylüyor ve Ece'yi ay söylüyor. Yataklara düştüm üzüntümden. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, gerçekten bazen her böyle keşfetimde denk geliyor. Videoda. En sevmediğim TikToker Ece Ronay. Kız Ece de sana bayılmıştı. Ece de atmıştı kendini yataklara, yerlere, demişti ki ay bu fık fık beni niye sevmiyor. Varoş Gülü bir de utanmadan videolarına benim mükemmel adımı koyuyorsun. Sidikli kezo. Ama ismini vermedim acaba. Nasıl dava açacaksın? Aa, dava olayını söyle. Sana kanka dava... yalan atıyor yemin kanka ederim. Kanka kazanmış, haberin yok Evde oturuyorum, hiçbir şeyden haberim yok. Bir baktım ki millet beni etiketliyor. Video çekmiş, demiş ki Ece dava açtım, bir de kazandım. Nereye kazandın? Acaba bana haber verdin mi kazanırken? Arkadaşlar bana da açtı böyle bir şey. Bir de şey yazmış kanka, fık fık kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı. Hayır, ben çok ifadeye gittim. Çok güçlü geliyor yazmış. Şu konuda doğru söylüyor. Evet, dava açmış. Ben de gittim ifade verdim. Dedim ki arkadaşlar, dedim ki benim kedim var dedim. Kedimin adı da fık fık. Ben tatlı anlamında söyledim dedim. Yani. Ondan sonracına ki gerçekten de öyle söylemiştim. Yani fıkfığın bir anlamı olmadığı için benim hayal dünyamda olan bir şey. Hayır, fıkfığın bir anlamı var diye yazmış. Anladın mı? Hani davaya yok. Hiç utanmadın mı? Adam bana dedi ki. Araştırmacısıyım. Buyur abla dedim. Ondan sonra dedi ki 100 bin lira ödeyeceksin. Dedim 100 bin lira da mor çatıya bağış yapacaksın. Dedim 200 bin lira karşılığında bu davayı kapatırız. Dedim IBAN at. Atmadılar. Atsaydılar bir kuruş gönderecektim. Atmadılar. Arkadaşlar, bir yere bir bağış yapacak olsam bunu kendim için yaparım. Bir de ödemedim. Şiddet uygulamışız. Psikolojik şiddet. Ay, o da şiddet görmemiş. Vallahi yemin ederim. Ay garibim. Zavallı. Ne çektin elimizden. Soru seç soru. Dur, daha bitmedi benim uygulamam. Başka kimi sevmiyorsun? Dur, bir şey de anlatacaktım ya. Sonra bir de demiş ki davayı kazandım. Kız sen 3 ayda dava açtın, kazandın, her şeyi yaptın, bir de üstüne para aldın. Öyle mi? Kız iftiracı. Sen bir kere böyle davalar 3 sene 5 sene sürüyor. Sen 3 ayda nasıl bu davayı kazandın? Ama diyor ki abi videoya koyayım da izlensin de, yeter ki nasıl izleniyorsa. Benim yoruyorsunuz ya. İftira atmayın lan bana. Yeter ya. Sevmediğiniz TikToker'lar, başka kimi sevmiyor? Hiçbirini sevmiyorum demiş miydim? Demiştim. Ama en sevmediğin. Bir tane de sevdiğin söyle ya. En sevdiğim Cansu. En sevmediğim... Aslı. Ciddi bir soru. Geliyor.
Cemcel mi, fercel mi, fercel mi, yarcel mi, evcel mi? Kız onlar duruyor mu hala? Arkadaşlar ben Celilat Kimsley'e mutluysa onu destekliyorum. İlgilenmiyorum. Benim zaten karnımda çocuğum var. Ben edemiyorum o kaoslara tekrar kendimi sokup başımı belaya sokayım. Hepsini sormuşlar, destekliyorum. Sormuşlar arkadaşlar. Çok da beğeni almış. Mecburen sordum. Ben kimi istiyorsam destekliyorum. Hepsini aynı anda destekliyorum. Her gün çocuğu birleşip diyorsunuz. İnşallah harem kursun, rahat edin. Bebeğin cinsiyeti nedir? Erkek. Bir de şey yazmışlar. İlişkin var mı yazmışlar. Yok. Senin için. Tövbe. Ne ilişkisi, ne hali. Arkadaşınız sizin küstü olduğunuz biriyle barışsa ne hissedersiniz? Ben aşırı sinirlerim. Arkadaşlar bu bence çok ayıp bir şey. Bak mesela ben birisinden nefret ediyorsam, anlatırsam olayı, bana hak verirse direkt engelliyor. Bence öyle olmalı. Ece de mesela birisini sevmiyorsa ben direkt o kişiye düşman oluyorum. Sonra ben tehdit ediliyorum. Ben de mesela Özgür'le ilk tanıştığım gibi Özgür'ün bütün düşmanlarını engelledim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çok canım sıkılıyordu herhalde. İşsiz miydim, ne bileyim, ya da engellemeye belki de bahane arıyordum. Bana kanka da bahane keşke, çıktı. Keşke ben de engelleseydim. Ben tehdit de edeyim. Demet Akalın bir keresinde benim hesabımı kapatmıştı. TikToker'larla alakalı bir sırrı isim vermeden anlat. Aklımdan ne geçiyor şu an? Bir tane kız TikToker, bir tane erkek TikToker. Bunlar sevgili TikToker'cılar. Ondan sonra beni ilgilendirmiyor ama anlatıyorum. Ondan sonracığıma erkek olan gidiyor bir yerlerde kaza yapıyor arkadaşlar arabayla. Ondan sonra... Kendi arabasıyla mı? Yok, kiralıkla. Sonra bu borç çıkıyor, yüksek bir borç çıkıyor. Ondan sonra bildiğim kadarıyla 18 bin lira ama çok emin değilim. İşte biliyorsun. Ondan sonracığıma kız olan da gidiyor, bunların parası yok diye kız olan da gidiyor senet imzalıyor. Bu çocuk için. He, ben öyle duydum vallahi, günahı bana anlatanın boynuna. Ondan sonra bacım işte bunlar gidiyorlar, senet imzaladıktan sonra erkek olan o seneti ödemiyor, sonra birbirlerini yırtıp ayrılıyorlar. Bu arada ben bu olayı biliyorum kim olduğunu. Ama beni hiç ilgilendiren bir konu değil. İnşallah bir an önce yani öderler. Eğer benimle iyi geçinirlerse ben onlara maddi olarak yardımcı olabilirim çünkü benim kocam zengin. Ay bunlarla alakalı biri bir şey yazmıştı, okuyacaktım ya. Ece kendi kakaladı falan yazmışlardı gördüm. Ece kendi zengin... Siz niye kakalamadınız madem öyle de? En sevdiğin aktivite? Kaos. Ağlamak benimkisi. Ağlama odam var. Benim bu aralar şey kanka, beddua ediyorum. Sana geçen videoda çok da söylemiştim. Çok isabetli tutunuz peki gerçekten. Ayıpsın. Hamile beddualarından korkmuş. Hamile bedduası etmek bu aralar en sevdiğim aktivite çünkü hemencecik tutuyor. Saçlarına neden bu kadar uğraşıyorsun diye bana sormuşsunuz. Arkadaşlar evde canım sıkılıyor. Kimsem de olmadığı için şimdi daha yeni Ece'yle sürekli buluşmaya başladığımız için daha da canım sıkılmaz. Ben de daha da uğraşmam. Sevinirim. Kafasına saç bırakmayacak arkadaşlar, sinir oluyorum. Ben hamile kaldığımdan beri kaynak. Saçlarım uzuyor. Ben de hamile kalayım. Sen dur bacım. Sen bir otur. Ben doğurayım. Bak eğer çok memnun kalırsan ondan sonra şey yaparsın. Birlikte nereye gitmek isterdiniz? Öteki dünyaya. Kız tövbe de. Aa benim çoluğum çocuğum var. Tövbe estağfurullah. Benim kocam hocam. Öteki dünyaya ben nereye gitmek gidiyorum? İsterim. Hayır tabii ki kendi adına konuş. Bilmiyorum ki, of. Canım nereye isterse oraya gidiyorum ya. TikTok'taki en satisfying canlı yayın. Yani satisfying. Satisfying. İzlemekten keyif aldığın, en keyif aldığın canlı. Cemcel kaoslarını seviyordum valla. Ne yalan söyleyeyim, çekirdekle izliyordum. Ama onlar da bitince moral manlarım bozuldu. Artık kimse bana benim kaos şu anda sarmıyor. Ay hiç kaos, hiç kanka, hiç senin şeyin değil tarzın değil. Benim en sevdiğim TikTok canlı yayın tarzı arkadaşlar. Aptal saptal olanlar. Mesela geçen gün keçi izliyordum. Geviş getiriyor ya, çoban uyuyor, geviş getiriyor. 30 bin kişi izliyor. Onlardan biri ben. Yumurta kırıyorlar böyle, yumurtanın kabuklarını ayırıyorlar. Yumurta üstünde ben onun canlarını ortak aldım. Ben onu çok abi dedim seviyorum. Sen ne yapıyorsun dedim. Dedi ki yumurta açıyorum dedi. Ben de aynısını yapıyorum. Ben sadece Winx'de yumurta açıyorum, bu kadar. Veysel'in sana şiddet uyguladığı teorilerim var. Kız yok Veysel'iydi. Ben de eski sevgilimle alakalı konuşmayacaktım ama çok fazla yanlış anlaşılmalar olduğu için kendimi bunu açıklamak zorunda hissettim. Mecburen söylüyorum ki o araba videosu kurguydu arkadaşlar. Yani gerçekte aslında böyle bir insan değil ve bana hiçbir zaman da şiddet uygulamadı. Saçlarım sence güzel oluyor mu? Muhteşem oluyor.
Yani özetle arkadaşlar, şiddet mevzusu hiçbir şekilde olmadı benim eski sevgilimle alakalı. Size zaten dediğim gibi saygı çerçevesinde ilişkimiz bitti bizim onunla. Zaten böyle bir şiddet mevzusu vesaire olsa ben susar mıyım? Yani o kadar zaman birçok şeye susmamışım, buna mı susacaktım? Aldatma mevzusu da yok kesinlikle. Sadece kendilerimizdeki bir tartışma sadece bu. Birlikte şarkı çıkaracak mısınız? Wings tutuşunca elele. Biriyle düşman olsanız barışır mısınız? Ben düşman olduğum insanlarla barışıyorum çünkü daha iyi yakınımdayken daha kolay intikam alıyorum. Ben şey yanlış yapıyorum. Bir şey mi sence? Bu günah mı? Bunun günahı nedir? Ben ciğerini sökersem anca öyle barışırım. Çok kinciyim arkadaşlar. Yani o ciğer oradan çıkacak. Ciğerini sökmesem bile mecazi olarak ciğerini sökmek isterim böyle. Gerçekten çok büyük bir zarar veririm. İçimi rahat ederim anca öyle barışırım. İşte barışınca daha kolay zarar verebiliyorsun. Bir fenomenin dedikodusunu yaptınız mı? Hangisini? Allah'ıma çok şükür hepsini yaptık. Sen benim tipimi görüyor musun? Kanka sen ne yapıyorsun ya? 4 kişi grup kursanız kim olur? TikToker'lardan 4 kişilik bir grup kuracaksın arkadaş. Ben, Memoş, Özgür, Yiğit Miran oğluşum. Ben grup kursaydım, Ece olurdu, Seyren olurdu, ben alırdım. Memoş da ne olur. Ben Memoş'suz ne yapacağım, canım sıkılır. Ama Memoş TikTok çekiyor mu? Ama 100 bin takipçisi var. Geçen gün slow motion çekmiş. Abla da Kürtçe şarkı koymuş. Tabii. Böyle yürüyor. Tamam, bir de o zaman bir de Memoş dördümüz olurduk. Bir erkekte en sevmediğin özellik. Hepsi. Aldatması. Aldatması, yalan söylemesi, kandırıkçı olması, şiddetçi olması, beni tatilden erken geri döndürmesi, efendime söyleyeyim, kıyafetime karışması, bana kötü davranması, gece bana uyurken sarılmaması, bunlar bence çok önemli. Beni aldatmasın yeter. Nefes alsın, bir daha anlatmasın. Aldatmak istemiyorum ya. Kanka, çok üzücü bir şey ya. Abi alışmadın mı hala be? Üf. Ben bile alıştım. Sadece sevgilim değil ki kanka. Arkadaşlarım da aldatıyor, ihanetçilik yapıyor. Evet doğru. Yapıyor. Yani herkes doğru. Yaptığı mesela için alışıyorsun. Mesela sevgilinin yanında üstünü çıkarıyor, simitini çıkarıyor. Ooo edepsiz. Nalet. Arkadaşlar gerçek bu arada. Erkek arkadaşımın yanında bir arkadaşım üstünü çıkardı, simitini çıkardı. Neden yaptı bunu? Kanka o an şok içerisine girdim ve anlam veremedim yani. Ya üçünüz tek miydiniz? Ay üçümüz evde tektik ve böyle bir anda canı sıkıldı. Ay dedi sıcaktı, ben üstümü çıkarayım yani. Yemin kız aa. Konuşmuyorum zaten artık. Ben biliyorum onun kim olduğunu da. Neyse bana ne canım, aman. Sanki derdi bana düşmüş milletin sivitinin. Aynısını bana da yapmıştı zamanında. Sonra biliyorsun zaten başıma neler geldi. Ay burası da bir sıcak oldu diye mırkasını çıkarttı. Ay ve hey neler yaşanmış. Arkadaşlar erkek arkadaşı diyorum, kocası eve geldi, bunun muhabbetini yapmıştık. Ben de giyinmeye çalışıyorum. Arkadaşlar biz Özgür'le dedikodu yapıyorduk. Özgür de askılıyla oturuyordu hani ikimiz tekiz diye. Ondan sonra Memoş eve anahtarla gelmiş. Ondan sonra ben de aa Mehmet geldi dedim. Sonra gittim Mehmet'i karşılamaya. Bir içeri girdik Mehmet'le Özgür'e selam vermeye. Baktım Özgür böyle. Üstünü giymeye çalışıyor, sıkışmış sivitin içinde. Yok gülüm, sen bir şey yapmadın. Yapanlar ya, Özgür'e yapmış. Sizce sosyal medya kurgu mu? Evet. Evet bu arada maalesef. Ben evlenmişim gitmişim, hepsinden şeyini anlatmayayım mı ya? Anladı değil. Zaten çok tatlı. Ya da boşver kanka, karnında çocuğum var işte, dedikodu yapmayalım. Günaydın. Hiç kalsa bulaşma Ece ya. Karnında çocuk var. Biz senin için ne ifade ediyoruz? Arkadaşlar ben sizi hep arkadaşım olarak görüyorum ve de kardeşlerim olarak görüyorum. İyi ki varsınız. Aşağıdan bayran erkek fanlarıma da bir şey çıkıp da bir şey söylemiyorum. Erkek fanlarımdan korkuyorum sebepsizce. Erkek fanlarından korkuyor musun? Kanka korkmak değil de şöyle oldu. Bir gün kapı çaldı. Akşam saat 12.30. Ben erik krizine girmişim. Mehmet gitmiş bana erik aramaya. Evde tekim. Gece saat 12.30 falan bir baktım kapı çalıyor. Ben de Mehmet döndü diye düşündüm. Kapıyı açtım. 90 boylarında böyle bakıyorum adamlara. Yani rahat 30 yaşında varlar. Bana dönüp demez mi Ece abla fotoğraf çekilebilir miyiz? Gecenin saat 12.30.
Ben orada kalp krizi geçirmişim 3 tane adamı görünce. Ece abla demez mi bir de bana o boyuna bakmadan? Kız o kadar korktum ki ondan sonra onlara dedim gerçekten ama dedim siz beni korkuttunuz. Bu saatte insanın kapısına gelinir mi gerçekten. Ben yalnız? Bir özledim de. Sormuşum. Pişmanım de. Geri dön de. Bütün soruları sormuşum Ece. Bence muhteşem bir video oldu. Yine çekmemizi istiyorsanız biz yakın oturuyoruz arkadaşlar. Canınız sıkıldıkça siz söyleyin. Tufan bu serinin adını ben koydum. Çakma Tufan koydum arkadaşlar. Senin gibi yapmaya çalışıyorum. Senin içeriğini çalıp bir de sana saydım. Bak sus. Çakma Tufan serimizin birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hı. Bizi çok özlerseniz falan yorumlara sormak istediğiniz soruları yazın. Biz hemen zaten ağzımızı tutamayan insanlar olduğumuz için hemen cevap veriyoruz saniyesinde. İnşallah yakın zamanda başka kaoslar olur. Memoş da kızacak bana. Ok etmiş. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Özgür'ün kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz yine de bizi kırmamak adına like atmayı arkadaşlar, unutmayın. Arkadaşlar Ece bir de YouTube'la alakalı birisiyle görüştü. Galiba trendlere girebilirmişim artık. Bir de bildirimleri açmanız lazımmış. Zile basmanız lazımmış. İnşallah olursa seni öyle bir öperim ki.